Bugün Merkez Yönetim Kurulumuz'da mafya, siyaset, medya, ticaret ekseninde patlayan skandalları, bunun uluslararası boyutlarını, derinleşen yolsuzluk ağlarını ve ortaya çıkan ağır yoksulluğu, bu nedenle ortaya çıkan ağır yoksulluğu, devlet kriziyle iç içe geçen ekonomik krizi ve ülkemizi bu buhrandan çıkarmak için nelerin nasıl yapılması gerektiğini görüştük. Değerli basın mensupları, adaletin gözleri adil olsun diye bağlıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil. Ama Erdoğan şahsım hükümeti adaletin göz bağıyla ve terazisiyle o kadar çok oynadı ki namussuzların arsızlığı, edepsizliği ülkede aldı yürüdü. Erdoğan şahsım hükümeti hukuku katlederken yozlaştı. Yozlaştıkça adaletin boğazına daha sıkı yapıştı. Yaşanan bu yozlaşma bu topraklarda edebi, adabı, ahlakı ve adaleti yutmakla kalmadı, devletimizin itibarına ve uluslararası saygınlığına da büyük bir darbe vurdu. Bu ülkede bakanlar 30 yaşındaki İranlı Reza Zarrab'ın cebine girecek kadar küçüldüler. Elbise askılarından, ayakkabı kutularından, evlerdeki kasalardan sıfırlanamayan rüşvet paraları ortalığa saçıldı. Türkiye bu rezilliklere hukuk ve rezilliklerle hukuk ve yargı önünde yüzleşemedi, hesaplaşamadı. Türkiye Millet Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı araştırma raporu dahi sümen altı edildi. Bununla da yetinmediler. Bakanları Şanlı bayrağımızı bu rüşvetçiye, bakanları da, şanlı bayrağımızı da bu rüşvetçiye dekor yapmaya kalktılar. Cari açığımızı kapattı diyerek bu rüşvetçiye ödül veren dünya üzerindeki ilk hükümet oldular. Ve yine dünya üzerinde ilk defa elbise askılarından rüşvet almaktan aklanmamış bir eski bakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne büyükelçi yaparak tarihin karanlık sayfalarına geçtiler. Peki ardından ne oldu? Bu şahıs Türkiye'den kaçtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde itirafçı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne Irak'ta askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde verilmeyen nota bu rüşvetçi için bir değil, tam iki kez verildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen Halkbank davası Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıyor. bu kadroların, yozlaşmış kadroların işlediği günah ve suçlar dış politikamızın ve milli güvenliğimizin yumuşak karnı aşil topuğu oluyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bir buçuk milyar dolar verdiğimiz F-35'leri teslim etmiyor. Yetmiyor dedelerimizi soykurumculukla suçluyor. Yine sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan şahsi hükümeti de tüm bunlara rağmen iki buçuk milyar dolar verdiğimiz S400'leri hangardan çıkarmıyor, meclise sormadan Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor. Mehmetçiklerimize Afganistan'da nöbet yazılmasını kabul ediyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi işte bu aşil topuğunda aranmalıdır. Şimdi Zarap vakasına bir de Sezgin Baran korkmaz eklendi. Aşil topu birken iki oldu. Bu fotoğrafı bir daha gösteriyorum. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Sezgin Paran korkmaz. Şu anda Avustralya'da, Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle gözaltında. Onun yanındaki Jacob Kingston. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan tutuklu. Yanlarında da Erdoğan. Bu fotoğrafta olmayan ama bu kara para aklama işinin göbeğinde olan Amerika'da tutuklu bir başka isim daha var. Ermeni iş adamı Levon Termenzyan. Namı diğer Lev Aslan Dermen. Neden? Çünkü bu kişi sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termezyan'ın Belize vatandaşlığı almak için Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca Belize parlamentosu ve yargısı ayağa kalkıyor. Rüşvet olan bu bakan da görevinden oluyor. Şimdi soruyorum bu Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termenziyan Türkiye'de nasıl Lev Aslan Dermen oluyor? Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl alıyor? İranlı Reza Zarrab oluyor Rıza Sarraf. Ermeni Levon Termedziyan oluyor Lev Aslan Dermen. Allah aşkına kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler nasıl bu kadar kolay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz? Hafta sonu öğrendik ki Amerika Birleşik Devletleri yargısı Sezgin Paran Korkmaz'ın Türkiye'deki tüm varlığına el konarak Amerika Birleşik Devletleri hazinesine devrini istemiş. Biz haftalardır kara para aklama suçundan aranan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz hakkında buradan soruyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbir konmuşken, yurt dışına çıkışı yasaklanmışken olmayan bir masak raporuna dayanarak bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırılabiliyor? Mal varlığı üzerindeki tedbirin ivedilikle kaldırılmasını isteyen başsavcı vekilini hangi güç Adalet Bakan Yardımcısı yapıyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu bu şaibeli işler için neden hala inceleme başlatmıyor? Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmadan hemen önce İçişleri Bakanlığına çağrıldı mı? Bunu da soruyoruz. Türkiye'de sözde bir gazetecinin Sezgin Baran Korkmaz ile bir klik arasında çantacılık yaptığı, bir kliye verilmek üzere 10 milyon avro istediği artık ortada. bu rüşveti alacak klik kimdi? Bu kliğin içinde siyasetçiler, hakim ve savcılar var mıydı? Ne yazık ki bu ve buna benzer sorular ülkemizde, Türkiye'mizde yargı önünde cevaplanamadı. Bazı karanlık eller bu dosyalara müdahale etti. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasını sağladı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz ya Avusturya ya Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde yargılayacak, Türkiye'de dinleyemediğimiz, cevap alamadığımız soruları ses kayıtlarını, tıpkı Reza Zarap olayında olduğu gibi, onlar dinleyecek, yeri zamanı geldiğinde de ülkemize karşı kullanılmak üzere saklayacaklar. Milli güvenimiz, ulusal menfaatlerimiz bir kez daha yara alacak. Bundan 1600 yıl önce büyük bir filozof. Adalet ortadan kalkarsa hükümet büyük soyguncu çetelerinden başka ne olur demişti. Genel başkanımız da hukukun üstünlüğünden vazgeçerseniz devlet organize suç örgütüne dönüşür diye ülkeyi yönetenleri kaç defa uyardı. Bunlar cürüm ve çamur ittifakına dönüştüler. Sonunda bu ittifakın ev ahalisinden olan bir suç örgütü elebaşı biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz de dedi. İçişleri Bakanı çıktı suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var dedi. Sözde gazetecilerin 10 milyon avro rüşvete aracılık ettiği anlaşıldı. Ama nedense savcılar bir türlü harekete geçmedi. Erdoğan susuyor. AK Parti MKYK'sı susuyor. Havuz medyası susuyor. Sanki hepsi mafyanın omerta yeminini yani suskunluk remini etmişler. Gerek ana, ondan sonra da Erdoğan çıkıyor örgütlerine de suskunluk yemini ettiriyor. Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerim birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz diyerek herkese susma talimatı veriyor. Erdoğan şahsım hükümeti ve Cumhur İttifakı mafya ile ittifak yapıyor. Teröristlerle masaya oturuyor. Onlarla aynı yolda yürüdüğünü itiraf ediyor. Sonra da çıkıyorlar pişkin bir edayla muhalefeti itham ediyorlar. Ne diyorlar? Arsız kendini güçlü sanırsa haklıyı haksız çıkarmaya çalışırmış. Ama çamur ve cürüm ittifakı sussa da kabahatini itiraf ederek çamur atarak kapatmaya çalışsa da yaşanan kirlenme ülkemizin uluslararası itibarını konumunu her alanda dibe çekiyor. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 2014'te 59. sıradaydı. 2020'de 107. sıraya düştü. 6 yılda 48 basamak birden düşmüşüz. Yine küresel yolsuzluk algı endeksinde 2014'te 67. sıradaymışız, 2020'de 86. sıraya gelmişiz. Yol, yolsuzluk algısında 22 basamak birden kötüleşmiş küresel konumumuz. Yine kara paranın aklanmasına engellenmesi endeksinde 2015'te 82. sıradaymışız. 2020'de 100. sıraya düşmüşüz. Burada da 18 basamak birden kötüleşmişiz. Erdoğan şahsı hükümetleri 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Bu 19 yılda mali af, mali afları ihya eden düzenlemeler, varlık barışı adı altında 18 kanun çıkardılar. Altı tanesi de varlık barışı. Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar çok mali çıkarılır? Kaynağı belirsiz paralar hangi ülkelerde bu kadar kolayca aklanır? Hazreti Mevlana tüm insanlığa sevgi diliyle ne olursan ol yine gel diye seslenmişti. Bu yönetim ise tüm dünyaya hırlı hırsız ne olursanız olun yeter ki dolarları getirin diye sesleniyorlar koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevirdiler. İktisatta Gresham yasası olarak bilinen önemli bir kural vardır. Kötü para iyi parayı kovar. Nitekim bir ekonomide hukuksuzluk, adaletsizlik, rüşvet ve kirli ilişkiler kara paraya yol verirse, mülkiyet hakkını tehdit ederse, yeni istihdam yaratacak, işi ve aşı büyütecek nitelikli sermaye başka yerlere kaçar sonunda dönersiniz. Dolaşırsınız kara paraya mahkum olursunuz. Bugün Türkiye'de yaşanan ne yazık ki tam da budur. Tarihimizde ilk defa gayrimenkul hariç net doğrudan yabancı sermaye yatırımları eksiye dönmüştür. 2021 Nisan ayı itibariyle son 12 ayda Türkiye'den yurt dışına çıkan doğrudan yatırım miktarı 3 milyar 986 milyon dolar. Aynı dönemde gayrimenkul hariç Türkiye'ye gelen doğrudan sermaye yatırımı ise sadece 3 milyar 119 milyon dolar. Türkiye'den kaçan nitelikli sermaye Türkiye'ye giren nitelikli sermayeden fazla. Yaklaşık 900 milyon dolar açık var. Böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz.